Bebeğim sağlıklı mı? Bize en çok sorulan sorulardan biri. Tabii ki sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için belli bazı testler var. Rutin gebelik testleri dışında, kan ve idrar testleri dışında iki teste önem veririz. Bir, zeka testi. ikincisi detaylı ultrason. Zeka testi aslında dört test. Bir, ikili test. Üçlü veya dörtlü test. Bir de fetal DNA testi. Fetal DNA testi aslında en hassas, %99.9 gibi bir hassasiyeti var ama e, bu test çok pahalı. Onun için hastalar pek tercih etmez. E, bizim için en önemli test bu durumda daha çok kullandığımız test ikili test. İkili test e, normalde 11 ile 14. hafta arasında yapılır. ultrasonla tabii ki bebeği ölçtükten sonra ve özellikle ense kalınlığı ve burun e, kemiğine bakarız. Eğer e, uygunsa hasta o zaman kan verir ve kan da bize Down sendromu ve diğer genetik hastalıkların yani riski ne kadar, gerçekten bir risk var mı yok mu e, orada çıkar. Ortalama ikili testin e, hassasiyeti %90, eğer hasta ikili testi kaçırmışsa o zaman üçlü veya dörtlü test yapılır, onlar da 16. haftadan sonra yapılır. Herhangi bir risk varsa, tabii ki bunlar sonuçta bir yüzde tane testleri değil. Eğer herhangi bir risk varsa, o zaman yapılacak iki işlem var. Ya CVS dediğimiz, yani erken dönemde plasental dokudan doku alarak onu incelemeye göndeririz. Veya 16. haftadan sonra ise amniyosentez dediğimiz bebekten su alırız ve bunlarda da biz %100 tanıyı koyabiliriz. Ha, diğer önemli test bizim için detaylı ultrason. Çünkü bebekte herhangi bir organlarda bir problem var mı yok mu? Detaylı ultrason da çıkar. Detaylı ultrason 20 ile 22. hafta arasında tercih edilir. E, ayrıca tabii ki sadece organlar için değil, detaylı ultrason bir parçası Doppler dediğimiz. Dopplerle biz preeklampsi riski var mı yok mu? Onun dışında tabii ki serviks e, uzunluğu ölçülür ve bir erken doğum riski var mı yok mu orada çıkar.